Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Sesim biraz tuhaf çıkıyor olabilir. Çünkü hastayım ve çok konuşunca sesim kısılıyor. O yüzden bu videomda çok konuşmamaya çalışacağım. Bakalım, inşallah olur yani. Bugün konsere gidiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa konsere gidiyorum. Ve ses geliyor olabilir. Çünkü ev inşaat, evi yeniliyoruz. O yüzden de kaç haftadır video çekemiyorum. Boğazım beni öldürecek. Ve Rainman'in konserine gidiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Akşam 9'da başlıyor. Ve saat 16:14 geçiyor. Bakalım nasıl olacak. Ve şimdi birazdan hazırlanacağım. Sesim çok kötü. Tam da bugünü buldu. Maalesef. Ve şu an yüzümü falan yıkamıştım. Ondan sonra da üstümü falan giyeceğim. Makyaj yapacağım. Öyle yani. Bütün aşamaları çekeceğim size. Ve şimdi size biletimi göstereyim. Ay, saçım da çok kötü ya. Neyse. Bakın. Biletimi almıştım. Gerçekten çok korkuyordum bulamayacağım diye ama buldum. Sesim gidiyor. Şimdi ablam bana makyaj yapacak. Ve sonra da üstümü giyeceğim. O zaman makyaja başlayalım. Burada makyaj malzemeleri var. Bunlarla makyaj yapacağız. Haydi o zaman başlayalım. Bitince size çekeceğim. Evet, şimdi size kombinimi göstereceğim. Bu arada gözüm biraz yaşlı. Çünkü bilmeden gözüme sprey sıktım ve çok yanıyor şu an. Çok kötüyüm, neyse. Öncelikle böyle bir pantolon giydim. Normal kot. Üstüme böyle bir bluz giydim. Üstüne de böyle bir hırka blazer giydim. Artık ne denirse. Şimdi de küpelerimi takacağım. Ve sonra bitiyor. Ve ayakkabılarımı giyeceğim daha. Ama şu anlık böyle yani. Evet, yanıma da böyle bir çanta alıyorum. Pembe. Sesim bir de güzel olsa daha iyi olacaktı. Evet, şimdi böyle bir parfüm var. Bunu çok seviyorum dış görünüşünü. Pro ve gerçekten aşırı güzel kokuyor. Oh, gerçekten çok güzel. Evet, ben evden çıktım. Şimdi kuzenime doğru gidiyorum. Umarım güzel olur yani. Güzel geçer. İlk defa gideceğim konsere. Ve akşam 9'da başlıyor. İçeri alıyorlar. Ve sabah 5'e kadar sürecek. Ama ben sabah 5'e kadar durmam herhalde. Yani Rainman ne zaman çıkarsa, giderse ben de o zaman giderim. Ne yapacağım sabah 5'e kadar? Ama zaten yani başlayacağı saatte de geleceğini düşünmüyorum. Çünkü hep geç çıkıyorlar. Böyle 1'de falan çıkar zannediyorum. 2'ye kadar dursa ben de 2'ye kadar dururum. Öyle yani. Asansördeyim şu an. Işık berbat. O yüzden ben de berbat çıkıyorum. Geldim bile. Erken çıktım. O yüzden dedim ne yapacağım, dışarıda kuzenime geldim. Açmış kapıyı. Evet, kuzenime geldim şu an. Çok heyecanlıyız değil mi? Evet. Ay be, keşke benim de sesim düzgün olsaydı. İçtim. İçtim. Bu arada ikimiz de ilk defa konsere gideceğiz. Biletini unutmadın değil mi? Hah, iyi, kalırız çünkü. Birazdan 10 dakikaya falan da çıkacağız. Işık berbat. Yani ışık yok ki zaten, berbat olsun. Yine berbatmış. Neyse. Öyle şimdi. Bu arada sesim sabah daha kötüydü. Şu an yine biraz iyi çıkıyor. Sabah böyleydi. Böyle hiç çıkmıyordu. Şu an evden çıktık, gidiyoruz. Göstereyim mi seni? Göstereyim. Çıktık, gidiyoruz şu an. Tramvayla gideceğiz. Tramvayı bekliyoruz. Ve ne diyecektim başka? Bir şey demeyecektim galiba. Kızdı, ezileceğiz. Orada da size bol bol çekerim. Ve erken gitmek istiyoruz ki en ön sırada olalım. Umarım güzel geçer. Tek dileğim bu.
Yani pişman olmak istemiyorum 35 euro verdiğime. Aslında bir konser bileti olarak 35 euro çok değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama öyle. Şimdi size kıyafetimi göstereyim. Evet, böyle oldu. Tramvay gelsin. Sonra da metroya bineceğiz. Sonra oradayız zaten. Evet, tramvaydayız şu an. Gidiyoruz yani böyle. Size biraz yolları çekeyim, tramvayı falan. Ama iniyoruz zaten şimdi. Aynen iniyoruz. Kaç dakika yürüyeceğiz? 5 dakika. 4 iyi, çok değil. Öf, nefes alamıyorum maskeyle. Leyla. Sesim çok kötü. Böyle. Leyla. Leyla. Sana mecburum ama geri dönemem. Metronun içindeyiz ama metroya daha binmedik. Bineceğiz birazdan. Onunla da birkaç durak gideceğiz. Sonra da 4 dakika yürüyüp oradayız zaten. Çok heyecanlıyım. Saçım güzel diyorum, inanmıyor bana. Ne diyeceğimi artık bilemiyorum gerçekten. Bilmem. Olur, bilmiyorum. Gülünce gözlerim yok oluyor. Benim de biliyor musun? Çok kısılıyor. Çünkü... Düşeceğim vallahi. Şimdi de metrodayım ve makyajım gidiyor maskeden dolayı. Çok üzgünüm. İsviçre'de konser verdik. Sonrasında hiç bu kadar
Daha fazla en az yüksek bir yere geleceğini tahmin etmiyordum. Teşekkür ederim bir yana. Gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şarkının devamıymış değil mi? Evet. Kan vardı bakın bu kuru ya. İyi de uçuk ya. Evet, Deniz Kanak hocam bir alkış alabilir miyiz? Evet. Biraz motivasyona ihtiyacı var kendisinin ve burada yeterince var. Ama şakanı hatırlamadım. Ha evet. Bugün bugün civciv gibi olmuşum. Dedi ki Dali şakası yap dedi. Nasıldır? Saçların iyi kokun bebek gibi. Çık çık çık. Oğlum. O yüzden burası Bordo olmak benim için çok anlamlı. Burada beni böyle güzel enerjinizle karşıladığınız için sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada çok... Evet. Ben abiciyim. Görenler var mı? Yaza yaza, hasretinde yaza.
Abi. Abi. Arkadaşlar bazen bekleyen bir bakış attım da yanımdasın mı nasıl kaçın yine de sensiz olamaz saraya çiçeklerim uçamaz baharla ne kaldı aklım ama bununla hep savaş benden de yürüyen bir ceset benden de değilim bu dünya senden geçin gitsin abi gelsin. Şimdi size konserin nasıl geçtiğini ve kapanış çekmek istedim. Öncelikle biz 8'de tam konserin oradaydık ve orada olur olmazdı hemen sıraya geçtik. Ama ona rağmen, erken gitmemize rağmen en önde ortalarda yer kapamadık ve köşede kaldık biraz. Ama çok da kötü değil yani iyiydi. Ve çok kalabalıktı gerçekten. 5000 kişi falan vardı. O kadar kalabalıktı ki beni artık ter bastı. Artık çok sıcak olmaya başladı içerisi. Ve böyle rahat hani kımıldayamıyordun. Hep böyle insanlara çarpıyordun falan. Tek kötü olan yanı oydu. Çok kalabalık olmasıydı. Ama onun haricinde her şey güzeldi. Gece 1'e kadar müzik falan dinledik ve dans ettik. Gece 1'de zaten Reymen sahneye çıktı ve gerçekten çok güzeldi. Bütün şarkılarını falan çaldılar. Eğlenceliydi, eğlenceli geçti. Sıkılmadım yani, iyiydi. Pişman da olmadım gittiğime. Eğlendiğim en güzel günlerden biri diyebilirim. Ve ben sabah 4'te eve vardım. Gerçekten çok uykum vardı ve gelir gelmez de uyudum. Biraz da yoruldum zaten çünkü bütün gün ayakta durduk. Ama onun haricinde gerçekten güzeldi. Güzel bir gün geçirdim. Ve şu an anneannemin evindeyim. Yani demeyin bana neredesin sen, kimin evindesin diye. Anneannemin evine geldim. Bizim ev inşaat olduğu için anneannemin evine geleyim dedim. O yüzden de size burada çekiyorum kapanışı. Ve eğer böyle daha çok konser videolarının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sesim hala hasta gibi ki hastayım da zaten. Hala gripim ve çok öksürüyorum yani durmadan öksürüyorum. O zaman bir dahaki videomda görüşmek üzere.